Heydər Əliyev adına Tbilisi Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı acınacaqlı haldadır. Teatrın rəhbəri Oran Gürcüstan xalq artisti Varlam Nikoladze Kanal 13 müsahibəsində bildirdi ki, hazırda onlara ayrılan pul çox aşağıdır. Belə ki, teatrın illik büdcəsi 10% azaldılıb. Varlam Nikoladze'nin sözlərinə görə, onların maddi durumu yaxşılaşmasa, yaxın günlərdə teatr heyəti olaraq aksiyalara başlayacaqlar. Çünkü kışın biz prova yaptığımız zaman burası eksi 15 dereceydi. Biz o pencereleri kapattık. Yazın güzeldi. Çünkü esiyordu orada. Ama kışın mümkün değil. Onları kapattık. Onları kapatalım. Onlar hala açık. Orada ne penceresi var, ne cam var, ne hiçbir şey yok. Ben Gürcistan devlet sanatçısıyım. Varlam Nikoladze. Hayatım boyunca tiyatro yönetmenliğim ve baş sanat yönetmenlik yaptım Gürcistan'da. Doğmadım böyle baş sanat yönetmeni olarak ama çok genç yaşlardan beri hep böyleydim. Yalnız 25 yıl önce buradaki bazı durumlardan dolayı ben terk ettim Gürcistan'ı ve gittim Türkiye'ye. 25 yıl Türkiye'de çalıştım devlet tiyatrolarının baş danışmanı olarak. Ondan sonra üniversitede bölüm başkanı olarak, tiyatro üniversitesinde tabii ki tiyatro bölümü başkanı olarak. Ve 25 yıl sonra tekrar geri döndüm buraya. Bizim buradaki bakanlığı, Gürcistan Kültür Bakanlığı çağırdı beni, gel. Ama bize dediler ki bütün Gürcistan çapında her devlet tiyatrosunun bütçelerini kesiyoruz, %10. Bir de dediler ki optimizasyon demekmiş daha az insanla çalışmak, yani kovacaksın işte bazı kişileri. Ben onlara dedim ki benim kovulacak kimse yok, benim sahne teknisyenim yok. Benim ışıkçım yok, benim makyajcım yok, gardırobcu yok, hiç kimse yok. 9 tane aktör var, bir müdüriyet var, bir de altıda şeyler, gece bekçileri. Gece bekçileri 4 kişi. Onlar nöbet tutuyorlar ya, başka türlü olmaz, 2 kişi olamaz. Gece burada kalacaklar. Bina görüyorsunuz, bu bira değil, bir harabildir. Harabilerin içindeyiz. Bekliyoruz. Biri bize yardım etsin de ben artık yoruldum. Her yerde, herkese, her kapıya gittim. Bu 8-9 ay içinde, 8-9 ay içinde ben çok yoruldum. Herkes bana bir şeyleri... Azerbaycan'dan kiminle konuştunuz? Adları, yani kime görüştünüz? Abulfaz Garay'ı. Azerbaycan kültürü. Evet, bilirim. Azerbaycan medeniyeti. Evet. O geldi buraya. Biz burada konuştuk, burada şey yaptık. O bize bir şeyleri vaat etti ve sanırım onun vaat ettikleri yavaş yavaş gerçekleştiriliyor. Ama çok yavaş gidiyor. Ne zaman oldu son görüşme? Yaklaşık 2,5 ay önce buradaydı Ulfaz Bey. Ondan sonra onun yardımcısı geldi, Sevda Hanım. Ondan sonra geçenlerde ben hastaydım, bir virüs kaptım ve çok kötüydüm. Beni aradı İsmail Bey, o da Abulfaz Bey'in yardımcısı. Maalesef ben o gün İsmail Bey'le görüşemedim çünkü yatıyordum, hastanedeydim. Ve bu durumlardan dolayı bina bu vaziyette, maaşlarımız bu kadar. O gülünç olan maaşlarımızdan da %10 kestiler. Biz şimdi biraz yavaş yavaş greve hazırlanıyoruz. İtiraz. İtiraz, grev. Çünkü bu durumda çalışılamaz. Mümkün değil. İtirazı hansı formada edeceksiniz? Hansı formada? Grevin forması ne olur? Grev forması bu. Benim bir sürü yeni projelerim var. Yeni oyunları. Ama onları yapmayacağız. Gerekirse çadır da açacağız hükümetin binasının önünde.